Öncelikle şu eğitim sistemindeki kademelerindeki öğrenci sayısına mutabık olmamız lazım. Tekrar etmeme rağmen hakikaten sürekli 1.2 milyon öğrenci kayıt dışı, 680 bin kız öğrenci eğitime erişemiyor. Retoriği hiçbir veriye dayanmayan bir retoriktir. Rakamları ben size tek tek söyleyeceğim şimdi. Lütfen beni yalanlayın. İlkokulda ilkokul çağ nüfusu 5 milyon 219 bin 459'dur. Şu anda ilkokulda kayıtlı öğrenci sayısı 5 milyon 200 bin 144'tür. Okullaşma oranı %99.63'tür. Sadece 11.654 öğrenci kayıt dışıdır. Ortaokulda 5 milyon 60.300 çağ nüfusu vardır. Bunların 5 milyon 31.879'u eğitim sistemi içerisindedir. Şu anda 28.421 öğrencinin kaydı yoktur. Okullaşma oranı %99.44'tür. Lisede 5 milyon 84.264 çağ nüfusu vardır. Bunun 4 milyon 843.596'sı kayıtlıdır. 240.668'i kayıt dışıdır. Okullaşma oranı %95.06'dır. Dolayısıyla ilkokul, ortaokul ve lisede kayıt dışı kalan toplam rakam 280.743'tür. 1.2 milyon değildir. 688 bin veya 670 bin kız çocuğunun okula erişimi, kız çocuğunun okul erişimi ile ilgili sorun hiçbir veriye dayanmamaktadır. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak 280.743 öğrencimizi de bir şekilde eğitime katmak için İçişleri Bakanlığı'nın Mernis kayıt sisteminde çok aktif bir şekilde kullanarak ve çağrı merkezi kurarak tek tek ailelere ulaşarak eğitimin içerisine dahil etmeye çalışıyoruz. Diğer bir konu, açık öğretimle ilgili çok spekülasyon yapıldı. Kıymetli milletvekilleri, açık ortaokulda toplam öğrenci sayısı 142.326'dır. Bunun 18 yaş altısı sadece 7.774'tür. Geriye kalan 104.552'si 18 yaş üstüdür. Lisede 1 milyon 112 bin 765 öğrenci vardır açık lisede. Bunun 18 yaş altısı 232 bin 152'dir. 18 yaş üstü ise 880 bin 613'tür. 18 yaş altı 232 bin 152'nin de sadece 111 bin 739'u kız çocuklarımızdan oluşmaktadır. Dolayısıyla verilen rakamlar, sürekli tekrarlanan plan bütçe komisyonunda da tekrarlanan rakamlar, veri karşılığı olmayan ama yankı odasına sürekli tekrarlanan rakamlardır.